Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte tarihin en güçlü, belki de en başarılı komutanlarından biri olan Büyük İskender'i ve onun ilginç yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. M.Ö. 356 yılında doğan ve kısa zamanda çok büyük işler başaran Büyük İskender ya da diğer adıyla 3. Aleksandros, tarihteki en başarılı komutanlardan birisidir. Ege'den yola çıkarak Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya topraklarını fethetti. Tahta geçtiği günden itibaren Yunanlıların kurtarıcısı konumuna gelen Büyük İskender'in ilginç yaşam öyküsüne hazırsanız başlayalım. Büyük İskender ya da diğer adıyla 3. Aleksandros, tahta geçtiğinde yalnızca yükselen bir imparatorluğun lideri olmadı. Aynı zamanda Yunan dünyasının kurtarıcısı konumuna geldi. Çünkü babası 2. Filip, Perslere karşı oluşturulan birliğin lideriydi. 2. Filip'in ölümü sonrasında tüm mirası mükemmel bir savaşçı olan oğlu 3. Aleksandros'a kaldı. İskender'in güçlü bir hükümdar olarak ortaya çıktığı yıllarda, o sırada sürekli Ege ve Yunan topraklarında birçok çatışma yaşanıyordu. Persler ise uzun yıllardan beri süregelen Yunan dünyasının en tehlikeli düşmanlarından biriydi. Fakat Yunan kent devletleri sadece Perslerle değil, aynı zamanda kendi aralarında da çatışmalara devam ediyordu. Büyük kent devletlerinin tek bayrak altında birleşip Büyük Yunan İmparatorluğu'nun kurulması gerekiyordu. Ama nerede öyle bir lider derlerken Büyük İskender imdatlarına yetişti. İskender aslında çok genç yaşlardan beri babasıyla beraber savaş alanlarında bulunmuştu. En önden düşmanın üzerine gitmesi ve cesaretiyle askerlere örnek oluyordu. Askerler de İskender'i örnek bir komutan olarak görmeye başlamıştı. M.Ö. 336'da tahta oturduğunda yaptığı ilk iş babasının katillerini cezalandırmak oldu. Sonrasında kendine muhalif olabilecek bir takım düşmanlarını ortadan kaldırdı. Bu yaptıklarından sonra Yunan kent devletlerini birleştirerek Perslere karşı yapılacak harekata başkomutan seçildi. İskender ilk seferlerini kuzeye, günümüzde Arnavutluğun bulunduğu bölge olan İlyria üzerine yaptı. Buradaki göçmen ve Trak kabilelerini kendine bağladı. Böylelikle Anadolu'ya girmeden önce harekat sırasında topraklarını güvene almış oldu. Bazı söylentilere göre İskender'in burada öldüğünün düşünülmesi Atina'nın içinde olduğu büyük bir isyana gebe oldu. Ancak İskender bu. Onu kendisi dışında kimse öldüremezdi. Nitekim Tebai ve Atina şehirlerine giderek buraları kontrol altına aldı. Kontrol altına aldı derken Tebai şehrinde taş üstünde taş bırakmadı ve bu söylentilere inanan tüm insanları öldürdü. Fakat Atina'ya hiçbir şey yapmadı. İskender Anadolu seferlerine başlamadan önce 12.000 piyade ve 1500 süvariden oluşan bir orduyu şehre karşı olabilecek bir saldırıya karşı Makedonya'da bıraktı. Çünkü en çekindiği şey sefere çıktıktan sonra Makedonya'ya saldırılmasıydı. İskender tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra 30.000 kişilik ordusuyla M.Ö. 334 yılında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Anadolu'ya ilk adımını attı. Persler ile ilk sıcak temas ise Biga Çayı çevresinde oldu. İskender'in aynı zamanda iyi bir savaş stratejisti olması Persleri bozguna uğrattı. Çünkü ordu başa baş savaşmak yerine yanlardan saldırması Perslerin beklenmedik bir şekilde bozguna uğramasına sebep oldu. Bu savaş sonrasında İskender 300'e yakın savaş aletini sergilenmek üzere Atina'ya gönderdi. Bu ise İskender'in tarihe ve sanata verdiği önemin bir sembolüydü. Çünkü savaşı bir sanat olarak görüyordu. Bu aletlerin sergilenmesi ayrıca düşmanlara karşı da gözdağı oluyordu. İskender hızla Anadolu kentlerini bir bir ele geçirmeye başladı. Fethettiği yerlere kendi adamlarını yerleştiriyordu ve böylelikle olası bir isyanı engellemiş oluyordu. Ege'den başlayan bu ilerleyiş sonrası Ankara'ya geldi ve burada bir süre kaldıktan sonra güneye doğru asıl hedefine ilerlemeye başladı. İlginç bir tesadüf olacak ki kendisi güneye doğru ilerlerken Persler de kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Amanos Dağı'nda gerçekleşen bu olay, tarafların dağın farklı yönlerinden geçmelerinden dolayı birbirlerine denk gelmemesine sebep oldu.
Bundan sonrası ise daha ilginç. Sanki İskender Pers topraklarından geliyormuş gibi Pers ordusunu karşıladı. Persler de Ege'den geliyormuşçasına kuzeyde kaldı. Bu muharebe sonrasında galip gelen İskender, Perslere karşı büyük bir darbe vurmuş oldu. İskender'in asıl planı, Pers limanlarını ele geçirerek donanmalarını güçsüzleştirmekti. Pers ordusu günümüzde İskenderun'un bulunduğu topraklarda yenilgiye uğradıktan sonra, İskender ve ordusu Mısır'a doğru ilerlemeye başladı. İskender Mısır'da Perslerin son limanını da fethedince, artık Pers ordusunun tüm kuvveti kırılmış oldu. Burada kendi adını verdiği İskenderiye şehrini kurdu. Aynı zamanda önemli bir kültür buluşması olan Mısır, Yunan kültürüyle tanıştı. M.Ö. 331 yılında Persler Gavgamela Ovası'nda kesin bir yenilgiye daha uğratıldı ve bir daha toparlanamayacak hale geldi. İskender'in bu zaferi sayesinde yıllardır süregelen Yunan toplumunun intikamı alınmış oldu. M.Ö. 330 yılından itibaren kendi adına savaşmaya başladı ve Asya Kralı unvanını kazandı. Bundan sonra Orta Asya'da birçok kent ele geçirildi ve Hindistan topraklarının büyük bir bölümü fethedildi. İskender kısa zamanda imparatorluğun sınırlarını o kadar genişletti ki karşısında duracak bir hükümdar kalmamıştı. Çok büyük işler yapmış, hatta Sezar'ın İskender heykeliyle karşılaştığı sırada hayal kırıklığına uğramasına bile sebep olmuştur. Bu arada Jules Sezar hakkında ilginç bilgilere kartlardan ulaşabilirsiniz. M.Ö. 323 yılında ise İskender amansız bir hastalığa yakalandı. Muharebe alanlarında zaferlerle dolu olan hayatı, kendi hastalığı karşısında çaresizdi. Büyük İskender, M.Ö. 323 yılının sıcak bir Haziran akşamında henüz 33 yaşında hayatını kaybetti. Fakat yaptıklarıyla hala tarih sayfalarında kendinden bahsettirmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Büyük İskender'i ve onun savaş hayatını inceledik. Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.